Gönül Pınarı. Merhaba hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız var her zaman olduğu gibi yanımızda. Kendisine bir sorumuz olacak. Önemli bir konuda yine bize bugün bazı bilgiler verecek. İnşallah yaklaşık bir saat sürecek bu programımız içerisinde yine önemli bazı bilgileri de öğrenmiş olacağız bu sayede. Soruya geçmeyelim, geçmeyelim isterseniz her zaman olduğu gibi hocamıza bırakalım mikrofonu, e, duasını alalım. Buyurunuz efendim. Estağfurullah. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah taala niyazında bulunuyoruz. ...ayrıca bizi dinleyen dinleyicilerimizin içerisinde... ...hasta olanlar varsa... ...Ankara'yı bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini... ...borçlulara eda nasip etmesini... ...sıkıntı olanlara sıkıntılarının hayra teptil olmasını... ...huzursuzlukları olanlar varsa... ...feraha çıkmalarını... ...ahir zaman fitnesinden de... ...Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da... ...muhafaza etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz... Ha. ...Rabbim hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve eylesin... ...eğer eceli gelenler varsa allah Teala onlara da iman selameti nasip ve müyassir eylesin inşallah Teala. Hocam sorumuz şöyle. Şimdi e, din-i İslam'a Müslüman olarak... din İslam'ın bildirmiş olduğu emirler, yasaklar var. Bunlara ibadet diyoruz. Bu ibadetleri yapmakla yükümlüyüz. Ama bunun dışında din İslam'a hizmet denince... E, ...bir de kendimizin yapmış olduğu bu şahsımızı ilgilendiren e, ibadetlerin dışında e, sosyal yönü olan hizmet e, ve dinimizi yayma konularında da e, bize görevler düşüyor. E, tabii geçmişte baktığımız zaman İslam alimlerine, evliya ikrama onlardan da önce Peygamber Efendimizin e, yapmış olduğu hizmetlere bakınca birçok zorluklara göğüs gererek ee, ve peygamber efendimizin durumu ortada. Ne acılar çekmiş, ne eziyetler çekmiş. Ve e, başka peygamberlerin çekmediği eziyeti çektim buyuruyor kendisi. E, ve bunun dışında onun varisleri olanlara da baktığımız zaman... ...yani normal bir aile hayatından feragat ederek... ...sağlıklarını bir tarafa bırakarak, parayı pulu bir tarafa bırakarak... diye İslam'a hizmet etmişler. Bu da öyle kolay bir şey değil. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bizim de, bu bizim için de emir Müslüman olarak din-İslam'a hizmet etmek. E, tabii biz bunlara katlanamayız. Biz biraz daha gevşek olduğumuz için. E, şimdi ufacık bir şey bile zor geliyor. Doğru. <laughs> şimdi efendim bu iş, birincisi şöyle bir soru sorulabilir. Yani niye bu insanlar bu çilelere katlanarak bu hizmetleri yapmışlar? Yani dertlerinin zoru neydi sizin dediğiniz gibi? <laughs> İkincisi de biz ne yapacağız? Bu çilelere katlanamayanlar olarak. Şimdi... Çile sizi yok mu bunun? Hazır değil mi? Ee, Tabi cevabını e, vermişler de... ...önce dünyaya anlatmışlar. Önce dünyaya anlatmışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ayet-i e geçiyor da... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... <laughs> tabii ayet-i tefsir ederek bizim anlayacağımız şekilde biraz daha net ifade ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Dünyayı fani olarak yarattığını allah Teala açık net bir şekilde bildiriyor. Buranın kalıcı yer olmadığını, kalıcı yerin ahiret olduğunu, ahireti de cennet ve cehennemden başka bir yerin olmadığını bildiriyor. Ve dünyada <laughs> yani fani olması, geçici olması sebebiyle buradaki nimetlerin de geçici olduğunu açık net bir şekilde bildiriyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ali'ye radıyallahu teala'nın hitaben buyuruyor ki Ya Ali hiçbir kavim arasında devamlı sevinçlilik ve surur olmadı. Yani Adem Aleyhisselam'dan kendi zamanına kadar. Ondan sonra da olmayacak zaten. Olmadı. İlla ki o sevinçli halden sonra onlara bir gam ve sıkıntı erişti. Ya Ali, bütün dünya nimetleri kesilir. İlla cennet nimetleri devamlı olur kesilmez. Ya Ali sen istikamet üzere olasın. ilk anda zarar görünse bile sonunda sevinç olur. Buyuruyorlar Hazreti Ali'ye itibar. Hitaben hepimize hitaben tabii ki. Bir başka zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> cennet istenmeyen sıkıntı veren şeyler ile örtülüdür. Cehennem de şehvetler arzulanan şeyler ile örtülüdür açık net buyuruyorlar yani. Başka bir hadis-i şerifte dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yeri yoktur. Ve bir başka hadis-i şerifte dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Bir başka hadis-i şerifte de dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirette de orada kalacağınız kadar çalışınız buyuruyorlar. Yani önce dünyayı tanıtıyorlar. Nasıl bir yer, gideceğin yer, yolculuk. <laughs> Ve İslam alimleri de bu hadis-i şerifleri uzun uzun açıklamışlar, bildirmişler. Hatta Yunus Emre Hazretlerine atven söylenir. Necip Ağız Kısa Kürek'te yazıyordu. Ana rahminden indik dünya pazarına, bir kefen alıp döndük mezara. Hayatı özetiyorlar. Efendim 50 sene, 60 sene, 100 sene falan ana rahminden indik dünya pazarına. Pazarda bir şey bulamadık, bir kefen bulduk. Bir kefen alıp döndük mezara. Ruhlar alemi oradan ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire, kabirden mahşere, mahşerden de aynı şekilde cennet veya cehenneme. Yani yolculuk devam ediyor. Ve bu yolculuğun içerisinde, yolculuğun içerisinde ana rahmi devamlı değil. Dünya devamlı değil. Kabir devamlı değil. Mahşer o da devamlı değil. Yani dünya işte bir köprü gibidir. Tamir etmekle uğraşmayın geçip gidin buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öncekiler nasıl geçip gittiyse siz de aynı şekilde böyle oyalanmayın. Siz de oyalanmayın. <laughs> ve din büyükleri buyuruyorlar ki dünya mihnet ve sıkıntı yeri olarak yaratılmıştır. Sebebi ne izah ediyorlar. Sebebi imtihan olma sebebiyle. Burada imtihan olacak. Acı olacak, tatlı olacak, sıkıntı olacak, neşe olacak, sürür olacak. Hepsi olacak. Nimetler olacak belalar olacak. Hepsi olacak. Peki... ...efem e, nimetler belalar hep nimet gelse. Allah Teala rahmet eylesin hemen abiler habire sık sık tekrarlalardı. Şeyde e, bu İslam Hala kitabında da var. Hüccetül İslam ilmi Hali kısmında. Ahirette efendim çok hastalık çektim. Çok belalar musibetler gördüm falan. O belalara o musibetlere o hastalıklara ecir ücret verilmeyecek buyuruluyor. O belalara o hastalıklara ne kadar sabrettiğine bakılacak. Efendim ben işte çok böyle zengin oldum bilmem ne oldum. Bunun zenginliğine falan bakılmayacak. O nimetlerine ne derece şükrettiğine bakılacak. Yani tartılacak şey, Emre abiler de sık sık tekrarlardı onu, sabır ve şükür. Allah-u Teala mevki makam verdi, mal verdi, mülk verdi, güzellik verdi, yakışıklık verdi. Ne dereceye kadar şükrettin? Yani şükretmekten Murat, o sana verilen o emanetleri Allah-u Teala razı olduğu beğendiği yerde kullandın mı, kullanmadın mı? Fakirlik verdi, dert verdi, bela verdi. Bu fakirlik, bu, bu dert, bu bela seni temizlemiyor. Bunlara ne derece sabretti. Ölçülecek olan sabır ve şükür. Ölçülecek olan sabır ve şükür. İmam-ı Rab Mâri Kutlu Sözleri buyuruyor ki, e, buyuruyorlar ki nimetten insanın nefsi de pay alır. Ama derdi beladan alamaz. Karnın ağrıyor. Veya parmağın aynı şekilde zonk 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 oluyor. Keseceğiz bunu dediler. ...ondan hani, ne şekilde bir zevk alacaksın ki... ...bu mümkün değil... ...bu mümkün değil... ...ve hatta aynı şekilde felç olmuşsun... ...vücudunu kıpırdatamıyorsun... ...vücudunu kıpırdatamıyorsun... ...veya aynı şekilde kiralık ev zor buluyorsun... ...paran yok... ...yiyecek ekmek bulamıyorsun... Nefis ...bundan pay almaz... ...alamaz da... ...ama ikisi de tehlikeli bunun... ...ikisi de azdırır... ...onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...azdıran zenginlikten ve fakirlikten sana sığınırım Ya Rabbi... Zenginlik de azdırımı azdırıyor. Fakirlik de azdırımı azdır. İsyan ettirir çünkü. İsyan ettirir. Ve nasıl dua edileceğini de aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmişlerdir. Şimdi <laughs> bir hadis-i şerif naklettik. Cennet istenmeyen sıkıntı veren şeylerle örtülüdür buyuruyor Resulullah Efendimiz. Cehennem de şehvetler arzulanan şeylerle örtülüdür. Hatta bir hadise nakledilir. allah Teala cennet ve cehennemi yaratınca ...Cebrail Aleyhisselam'a git cennete bak diye... ...gönderir... ...cenneti gezer dolaş... ...nasıl bulunur ya Rabbi çok güzel der... ...herkes buraya koşarak gelir... ...öyle mi buyuruyor... ...bir de cennete giden yollara bak... ...o yollarını da yarattım ben... ...yollarına bir bakıyor Cebrail Aleyhisselam... ...nasıl bulunur yolların diye sorar... <laughs> ...ya Rabbi der bu manileri geçecek... ...bu hendekleri geçebilecek... ...baba yiğit çok az bulunur... ...geçit... ...geçit engeller çok... Bunun üzerine <laughs> bir de cehenneme bak. Gidiyor cehenneme bakıyor ki. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek şekilde azaplar. Soğuğu, sıcağı, akrebi, içi ne varsa hepsi. Nasıl buldun? Ya Rabbidir, buraya kimse gelmez ki. Öyle mi buyurur cenab bak. Bir de yollarına bak. Ne buyuruyor? Hadi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cehennemde şehvetler arzulanan şeylerle örtülüyor... Örtülür. ...örtülüyor... Örtülü. Yollarına bir bakıyor. O taba Nefsi Arzulanan var? şeyler var. Evet. Nefsin isteklerinin hepsi orada. Nasıl bulun diye sorar. Ya Rabbi koşarak gelirler buraya. O yollarda onları görünce koşarak gelirler. Şimdi allah Teala bütün bunların hepsini bildirmiş. Peygamberler vasıtasıyla. Ben halıcı olarak iki yer yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Cennet ve cehennem. İkisi de sonsuz olacak. Birisi azap yurdu birisi nimet yurdu. Ama bu nimet yurduna da azap yurduna da geçiş yeri dünyadır geçiş yeri dünyadır. Sizin dünyadaki yaptıklarınız, niyetleriniz sizi ya sonsuz saadet yurdu olan cennete veya sonsuz azap yurdu olan cehenneme götürecek. Tercih sahip buyuruyor. Tercih sahip. Hani Süleyman Aleyhisselam Allah tarafından saltanat istedi. öyle, hani öyle bir saltanat ki hiç kimseye vermediğim Hiç kimseye verilmeyen bir saltanat verildi. Zengin mi zengin? 99 hanımı bin cariyesi vardı. Yani o bakımdan da aynı şekilde çok şeydi. Sarayları, köşkleri, hizmetçileri. Cinler emrinde. Hayvanlar emrinde. Tabiat kuvvetleri emrinde. Oturduğu kürsü helikopter gibi uçak gibi havada uçuyor. Böyle bir saltanat. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye metü sena ediliyor. Niye? O nimetlere şükretti. O nimetlere şükretti. Verenin allah Teala olduğunu bildi ve şükretti. Fakat buna rağmen <laughs> cennete en son girenlerden. Niye? Moladan her şeyin bedelini ödettiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam fakri tercih etti. En önce giren olacak. Sonra girenlerden olacak. E kiramdan bile Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh çok zengindi. Hı. Cennet de müjdelendi ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam rüyamda hesabım gösterildi bana. Herkes geldi Abdurrahman bin Avf'u göremedim. Bekledim, bekledim, bekledim. Ümidimi kese yazdım neredeyse. E, yani gelemeyecek zannettim. On sana geldi dedim ne oldu? Ya Rabbi dünyada Allah Teala bana verdiği o malın mülkün hesabı daha yeni bitti. Soruyor. Veren hesabını elbette ki soracak. Elbette ki soracak. Dolayısıyla Allahu Teala'nın dünyada yaratmış olduğu insanlara vermiş olduğu birçok nimet var. İşte efendim şu çok kıymetli. Şundan büyük nimet yok falan. Sıralamışlar İslam alimleri. Efendim göz büyük bir nimettir. Kulak büyük bir nimettir. El büyük bir nimettir. Yemek içmek büyük bir nimettir falan. Tamam hepsi kendine göre büyük bir nimettir. Nimetlerin en üstünde iman nimeti buyuruyor. Evet. İman nimeti de Ehl-i Sünnet dikkatinde olması. Doğru yolda olan iman nimet olması lazım. Bu nimete sahip olmak ve sahip olanın da bunu diğer insanlara ulaştırmak. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu nimetlerin en zirvesi ve onu Allah-u Teala'nın kullarına ulaştıracaksın ulaştıracaksın. Yani Mustafa Bey, abi hayat bu. Abi hayat nerede bulunur? Zulümatta bulunur buyuruyor. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri. Zulümatta. Zulümatta. Yani <laughs> balta girmemiş ormanların arasında hayat suyu. Hayat suyu bu. E peki balta girmemiş ormanlara girdiğin zaman elini kolunu sallaya salla o gitmeyeceksin. Islık çala çala gitmeyeceksin. Tabii. Bunun tilkisi var, kaplanı var, arslanı var, kurduğu var, fili var, ejderhası var. Hepsi var. Yani bir sürü tehlikeler var. Bir sürü tehlikeler var. Bütün bu tehlikelerden sakınarak, bütün bu tehlikeler göğüs gelerek o abi hayatı oradan alıp Allahü Teala'nın kullarına onu ulaştırmak. Çilesiz değil. Çünkü Allah Teala ee, bu ağabey hayat suyunu Adem Aleyhisselam'dan itibaren yaratmış olduğu peygamberler vasıtasıyla kullarına sunmuş. Ama dikkat ederseniz konuya girerken siz zaten izah ettiniz onu. Adem Aleyhisselam dahil evladından o da çekti. Çünkü oğlu kabil Habil'i öldürdü. Sıkıntı değil mi? Ona benzer nice sıkıntılar aynı şekilde evlatlarından gördü ve yaşadı. Nuh Aleyhisselam 50 yaşında peygamber olduğu bildirildi yaşında veya da 950 yaşında vefat ettiği söyleniyor. Ya 900 sene, 9 sene değil, 9 asır, 90 da değil, 90 da değil. Her gün anlatıyordu, insanlar da taşlıyordu. Böyle o taşlardan gelen yara bere bayılıyor, Cebrail İslam geliyor, taşları kaldırıyor, yarasını tımar ediyor, ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar. Yani böyle bir şey çünkü o abi hayata davet ediyor. Bunlar da isyarezik diye bağırıyorlar. Her asırda bunlar var mı olmuş. Ve en son Allahu Teala bu kainatı senin hürmetine, hatırına yarattım. Diğer peygamberler de senin hatırına, hürmetine yarattım. Senin nurundan yarattım diye Habibim buyurduğu Muhammed Aleyhisselam 63 senelik Hicri Kameri e, ömrünün 13 senesini Mekke'de 40 yaşında peygamber olduğu bildirildi. 13 senesini aklı hayale gelmedik çile ve sıkıntıyla geçirdi. 3 sene Kureyş ambargo koydu. Yiyecek yiyecek bir şey satmadılar. Bir mahallede hapsettiler onları. Çekmediği sıkıntı kalmadı. E sonra sana Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Ondan sonra da münafıklar fitneler çıkarıyordu. Harpler geçti. Yani tabiri caizse bir defa yata e, hat yatağında yatmadı. Arap Yarımadası'nın her tarafına İslamiyet yayılınca da eceli geldi ahiretin intikal etti gitti. Ahirete çekildi gitti. Yani ve kendileri buyuruyor. La rahat evet dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Peki Allah-u Teala Habibine çektiriyor bu sıkıntıyı. Ama e, ama bununla akabinde onun arkasında verilecek şey nedir? Sonsuz bir nimet cennet veriliyor. Allah'tan Teala'nın rızası veriliyor. Allah Teala'nın rızası veriliyor. Yani bu av hayat harca alem bir şey değil. Ucuz değil. Çok pahalı. Bedeli çok ağır. Bu işle görevli kıldıklarına da aynı şekilde bunu Allah Teala tattırıyor bunu. Sonra peygamberlerden sonra onlar varis olan İslam aileleri. Ya İmam Hasan Übani Hazretleri'ni kadı kudatlı te, e, kabul et diye temiz mahkemesi reisliğini kabul et diye dövdüler. Ve hapishanede o dayaklar neticesinde şehit oldu. elbey imamlarından çoğu hakeza çoğu hakeza Seyyid Abdülhakim Arvasa izleri yakın tarihe gelelim. Göz hapsinde tutuldu Ankara'da. Hüseyin Hilmi Efendi 80 ihtilalinde Selmiye Kışlası'na götürüldü. Selmiye Kışlası'na götürüldü. Allah Teala rahmet eylesin Enver Abilerin çekmediği sıkıntı kalmadı çünkü biz gözümüzde görüyorduk. Evet. Çekmediği sıkıntı kalmadı <gülüyor> ve <gülüyor> vücudunda da aynı şekilde ameliyat e, e, bıçak, değmedik, bıçak yer. değmedik yer kalmadı, bıçak değmedik yer kalmadı. İşte <laughs> bize küçükken çok söylerlerdi onu. Derdin zoru neydi falan. Bunlar derdiniz zoru neydi? Bunların dertlerinin zoru Allah Teala'nın rızasıydı. Allah Teala'dan nimetini bedava vermiyor. Bunun birçok sebepten açıklıyorlar birçok sebeplerini açıklıyorlar. Çünkü <laughs> bu hizmetin e, böyle zahmetsiz, çilesiz, engebesiz olduğunu ve bunun neticesinde de elde edilecek nimeti diğer insanlar da görmüş olsa herkes balıklamasına dalardı o işe. Öyle değil mi? Mesela allah Teala dünyada iman edenler bir eli yağda bir eli balda olsa yerinde iman etmeyen kimse kalmazdı. Ama tam tersi oluyor. İman etmeyenler zengin oluyor. Villalarda, saraylarda, köşklerde, denizlerde, bilmem nerede falan da, feşmekanda, yatlarda, katlarda neyse. İman etmeyenler de aynı şekilde fakir fukara oluyor falan. Örtüyor Cenab-ı Ne buyuruyordu? Cennet istenmeyen, sıkıntı veren şeylerle örtülüdür istenmeyen, sıkıntı veren şeylerle örtülüdür. Onun için de Allahu Teala'nın Allah Teala'nın <laughs> Teala en çok değer verdiği ve din büyüklerinde kitaplarında anlattığı en kıymetli şey ab hayat yani iman. Ve bu imanı insanlara duyurmak. Çilesiz değildir. Çilesi çok fazladır Bu çileyi çekmek ee, bir de tersi yok mudur hocam bunun? Yani e, bu çilenin karşılığında bir cennet var, nimetler var. Hı -hı. Ama e, bu çile, e, hizmet dediğimiz şey de emri maruf. emri maruf Yani bu emri marufu elinde imkan varken veya her Müslüman yapmazsa bunun bir de cezası yok mu? Olmaz olur mu? allah Teala mesela diyelim ki birisine makam verdi, birisine mevki verdi, birisine mal verdi, imkan verdi. Hesabını soracak. Bununla ne yaptın? Benim dinime ne yaptın? Ya şeyde belki hatırlasın Allah rahmet eylesin. Enver abiler böyle... Ee, bu holding gibi bir salonu vardı işte aşağı yukarı bin kişi falan alıyordu düğünlerde falan bazen evet. alıyordu oluyordu teşrif ediyorlar <laughs> orada Enver, en abiler defalarca orada bakıyordu falan söylüyorlardı yarın ahiret Allah-u Teala soracak diye yarın soracak mesela üniversite okuyan çocuklar falan da geliyordu onlara da diyordu üniversiteyi bitirdin bir etiket aldın bu etiketinle ne iş yaptın Efendim işte çoluğun çocuğun nafakasını temin ettim işte e, araba aldım villa aldım falan gezdim dozdum rahat ettim falan. İyi de arkadaş bu bitecek dünya için yapışsa bunu. Bu etiketle ahiret için Allah Teala'nın dini için ne yaptın diye soracaklar. Para elde ettin, param var. Bu parayla Allah Teala'nın dinine ne yaptın diye soracaklar. Ne yaptın diye soracaklar. Çünkü en canlı misal Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz. Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri nesi var nesi yok. Hazreti Ebu Hazreti Ömer'in Faruk. Eshab-ı Kiram'ın hepsi. Nesi var nesi yoksa Allah-u Teala'nın dinini yaymak için seferber ettiler. Ya biz en yakın olarak e, şeyde görüyoruz. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, kendileri e, emekli albay, emekli maaşları vardı. E, yani başlangıçta yani kendisine yardım eden talebeleri falan olmadığı için kendisi yazıyor. Matbaaya kendisi götürüyor. Tasih kendisi yapıyor. Emekli maaş paralarını biriktirip bastırıyordu. Hatta dağıtımı da kendi yapıyordu. Fiili olarak. E, yok başka yardımcı yok. Ve kendilerde anlatıyorlar ve buyuruyorlar ki. Yani Allah-u Teala'nın dinini samimi olarak eee emr varf yapmak niyetiyle yola çıkana Allah Teala sonra yardımcılar ihsan eder. E sonra aynı şekilde Enver abileri yani o talebelerinin Kule Askeri Lisesi'nde olsun, Işıklar Askeri Lisesi'nde olsun, Erzincan Askeri Lisesi'nde olsun, diğer liselerdeki öğrencilerinden e, işin mahiyetini ağır anlayıp ha Allah Teala'nın dinine hizmet etmek lazım. Bu sefer bu kitapların basımı, dağıtımı konusunda onlar e, harekete geçtiler. Hatta İhlas Vakfı'nı da Enver abiler onu arkadaşıyla beraber kurdular bir sürü da yani mütevelli heyeti olarak. On kişiyle beraber kurdular. On sana da yani Enver hem bu şirketleri kurdular. Bu kitapları ucuza bastırmak yani mal olduğu fiyata insanlara ulaştırabilmek için seferber oldular. Enver abinde çekmediği sıkıntı ve çile kalmadı bunun için. Hatta bir seferinde Enver abiler işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hastanede yatarken onun odasına giriyorlar. Diyorlar ki efendim bu odaya nur yağıyor. Ya nereden biliyorsunuz kardeşim diye sorunca efendim siz bir ömür harcadınız ne yazınız belliydi ne kışınız belliydi. Bir odada da olmuş bu kitapları hazırlayacağız diye. Bir ömür harcadınız. Elleriniz aynı şekilde kalem tutamaz hale gitti. ...titrek hale geldi. Oradan biliyoruz deyince doğru söylüyorsunuz. Biz yazdık hazırladık ama siz de şirketler kurarak bu kitapları her tarafa dağıttınız, ...ulaştırdınız, yaydınız buyuruyorlar. E öyle olması gerekir. Orta az yani. Orta az buyuruyorlar. Bu işte orta az. Dolayısıyla bu işe gönül verenler, Ha bakıyorlar ki tamam emir maruf böyle yapılır. Ondan sonra gönül verenler bu işi kitabı okuyup da onlar da seferber oldu. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de şu anda Türkiye'de hakikat kitabının bastırdığı kitaplardan alıyor. Bazen mesela biz de yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Hatta dinleyicilerimizden e, destek verenler bile oluyor. Buradan gelip kitap alıp götürenler de olabiliyor. Zaten aşağıda matbaa var orada basılıyor. <laughs> Ve e, dünyanın her tarafına da çeşitli dillerde Hindistan'da baskılar yapıyor ki kadın. Afrika'da aynı şekilde baskılar yapılıyor. O dillere çevrilmiş oralarda baskılar yapıyor. Oradaki insanlar biz de hizmet edelim. Yani burası e, bir şirket. Bir şirket. Neyin şirketi? Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak insanlara ulaştırmayı aynı şekilde temin edebilmek. Bu işe gönül verenlerin bir araya geldiği bir yer. Bir araya bir geldiği yer. Belki birbirimizi tanımayız etmeyiz falan ama herkes oraya gönül vermiş. Maddeten, bedenen, malen destek verenler oluyor. Ha, herkese nasip olur, olur mu? olmaz. O ayrı bir şey. Ama siz de biliyorsunuz ki bunun sıkıntısı da var. Nedir sıkıntısı? Kitap alıyorsun yani hediye mi diyorsun? Adam ters cevap veriyor. O kitaplardan bir nakil yapıyorsun. İşte radyoda başımız, İslam ve toplumda başımıza geliyor falan. Adam aynı şekilde başka başka anlıyor falan. E, şimdi Allah'tan dinine yani bu hayatın düşmanı çok. Evet. Düşmanı çok olduğu için mezhepsizi, zındığı, vehhabisi, şiisi, e, ne bileyim mürtedi, masonu, komünisti her biri ayrı saldırıya geçiyor. Ayrı saldırıya geçiyor. Çünkü hakiki hak ve hakiki küfür birbirini tanır buyuruyor. Saldırıya geçiyor. E tabi o saldırılar neticesinde sözler söyleyenler oluyor, hakaret eden oluyor. Ha, sevip dua eden de oluyor. O ayrı bir mesele. ...seven de olacak, söven de olacak. Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmış. Dolayısıyla... dolayısıyla ee, ...ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren... ...Hak yolun yolcularına bakıldığı zaman... ...çilesiz ve sıkıntısız yolculuk yapanı yok. Peygamberlerin bizzat kendileri... ...ve ondan sonra o peygamberlerin varisi... ...çilesiz, sıkıntısız yok. Çünkü... Ee, ...kitaplarda bir ifade geçiyor. ''Bu dünya lezzetleri, nimetleri bile sıkıntı çekmeden ele geçmiyor.'' Öyle değil mi? Doğru. Efendim ben ekmek yiyeceğim. Tarlaya buğdayı ekeceğim. Bekleyeceğim, bitecek. Olgunlaşacak, biçeceğim. Onu aynı şekilde e, sapından, samanından ayıracaksın. Sonra getirip un fabrikalarında un haline getireceksin. Unlar fırına gelecek. Fırında aynı şekilde hamur haline gelecek. Ve ateşte pişecek. Senin eline öyle ulaşacak. Ulaştı çiğnemeden de yutmuyorsun. Somunu böyle ağzını açıp da lop diye şey yapmıyorsun. allah Teala bizdeki sindirim sistemini timsah gibi yaratmamış. Timsah lop diye şey yapıyor. Yutuyor kemiğiyle, kılıyla, mılıyla falan yutuyor. Onun sindirim sistemi müsait. Yılanınki de müsait ama bizimki müsait değil. Ekeceğiz, dikeceğiz, bir sürü zahmet. Altı ay çalıştık yazın. Kışı yemek için evet. Kışın yemek için altı ay çalışıyor. Ana insan işte çalışıyor. Ben de köy çocuğu olduğum için, ben de aynı şekilde küçüklüğüm geçtiği için. Ben de biliyorum. Altı ay çalışıyorsun. <laughs> Efendim işte şu kadar kuzumuz oldu. Oldu da çilesiz olmaz mı? Bahçem var, üzüm var. Bakarsan bağ, bakmazsan daha Daha olur. Yani o da netice itibariyle canlıdır. Ağaca da, sebzeye de, meyveye de, bağa da bakmadığın zaman bir sene sonra bitmiştir o işi. Budayacaksın, ilacını vereceksin, yerine göre aynı şekilde belleyeceksin, süreceksin. Bakacaksın yani çocuk bir hareket, bakar gibi. Bir hareket gerekiyor, enerji gerekiyor. Yani. Ha, onun için e, bu dünya lezzetleri, nimetleri bile sıkıntı çekmeden ele geçmiyor. Peki sonsuz olan ahiret nimetleri içinde nefse ağır gelen ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, sıkıntıların gelmeleri görünüşte çok acı ise de, Tabi onlar yüksek derece anlatıyorlar. Bunların nimet oldukları umulur. Bu dünyanın en kıymetli sermayesi üzüntüler ve sıkıntılardır. Bu dünya sofrasının en tatlı yemeği dert ve musibetlerdir. Bu tatlı nimetleri acı ilaçlarla kaplamışlardır. Akıllı olanlar bunların içine yerleştirilmiş olan tatlıları görür. Üzerindeki acı örtüleri de tatlı gibi çiğnerler. Acıların da acılarından tat alırlar. Hasta olanlar onun tadını duyamaz. Kalbin hasta olması ondan başkasına gönül vermesidir buyuruyor. Gönül vermesidir. Peki Cenab-ı Hak bir nimet verdiği zaman hani şükür ve sabır tartılacak ve nasıl şükredeceğiz? Allah-u Teala insanlar nasıl şükredeceklerini, ibadet yapacaklarını bildirmek üzere peygamberler göndermiştir. İnsanlar nefsi inatçı olduğu için peygamberlerin bildirdiklerine inanmakta zorluk çıkarmışlar. Hatta karşı gelmişlerdir. Peygamberler ise sabırla, yılmadan bütün hareketlere, hakaretlere göz gelerek insanlara doğru yolu göstermeye devam etmişlerdir. Zira doğrunun yayılması ve kabul edilmesi çok zordur. Hatta bir misal veriyorlardı. Allah rahmet eylesin Enver abiler de o misali veriyorlardı. Yanlışın, bidatlerin yayılması dağın tepesinden bir kaya yuvarlamaya benzermiş. Yuvarlamaya benziyor. Paldır güldür iki dakika sonra dağın eteğine iner. Ama doğru o kayayı sırtına alacaksın dağın zirvesine çıkaracaksın. Günler neyse. Arada söylüyorum. öyle bir fark var ya yani. yani Tabii fark Yanlışla doğrunun yayılması arada. Tabii. Yani Zor. o zaman alır. Birisi sıkıntısız veriyor, taşı gidiyor. Ama öbürüsü sırtlıyorsun. Bazen bir kişi de kafi gelmiyor yardımcılar buluyorsun falan. Yerine göre ittire kalktıra sırtına alarak falan. Zorla aynı şekilde onu dağın tepesine çıkarıyorsun. Evet. Meşakkat ister, çile ister, zahmet ister, sabır ister. Kolayca değil, yok yani. E tabi yok. Evet. Kolayda yok. Üf diye üfleyi verirsin. Evet. Ona kalacak olsa evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederdi. Ya Rabbi Arap yanıma her tarafı Müslüman olsun. Ben de hiç buradan kalkmayayım. Bu Mekkeliler de beni aynı şekilde buradan çıkarmasınlar, Değil mi? Bana da saraylar ver. hı. Nimetler ver. Aha. Yani dünyalık. Kral olayım. Kureyşliler de öyle dedi ya bu nasıl peygamber dedi hani emrinde aynı şekilde melekler yok, hizmetçiler yok, altınlar yok, <laughs> Hatta iddialarından vazgeç sana biz <laughs> Verelim senin <de>. seni görürüz <laughs> dediler ama. Ya Mekke devletinin başkanı yapalım seni dediler. Kadın istiyorsan dediler dünyanın en güzel kızlarını getirelim sana dediler. Altın istiyorsan çuvalla yanına koyalım dediler. Bu teklifte de bulundular yani. Hmm. Yapabilirler miydi o güçleri var mıydı? Vardı. O güçleri vardı ama <laughs> işte amcası Ebu Talib'e ey amcacığım. Eğer bunların gücü yese bir elime ayı öbür elime de güneş verseler ben bu davamdan yine vazgeçmem. Peki davadan vazgeçmeyince çile ve mihnet. Evet. Çile ve mihnet. Devam mı? Evet çile ve mihnet de devam. Hocam müsaade derseniz şimdi bir ara verelim. Bu kısa aranın ardından yayınımıza devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda bize önemli bir konuda bilgiler veriyordu. Ee, yani hizmet etmek, emir maruf yapmak, çilesiz, mihnesiz, olmaz konu başlığımız buydu. Bunu anlatıyordu. Son olarak birinci bölümün sonunda hocam peygamber efendimizin e, bir hadis-i şerifini naklettiniz. E, ey amcacığım bir elime dünyayı bir elime ayı verseler. Gene de bundan vazgeçmem buyuruyor. Yani din İslam'dan bunları söylemekten. E çünkü o, o zamanki kafirler bazı şeyler zannediyorlar ki işte Peygamber Efendimizin davası dünyalık bir dava. Dolayısıyla bazı şeyler kadın teklif ediyorlar, para teklif ediyor, gel diyorlar seni kral yapalım, devlet başkanı yapalım. Buysa yani derdin. Ama dert başka bir dert. Şimdi bakınca burada e, Peygamber Efendimiz buradaki o dünyalık onların teklif ettiği nimetleri bırakıp bunlara çileyi, derdi, tasayı tercih etmiş. Öyle hı hı. görünüyor. Hı hı. E bize de <laughs> bunlar varis kalmış, miras kalmış. Şimdi <laughs> teşvikte hata olmaz derler. Ee, Tabi e, gazete ee, siz de aynı şekilde gördünüz. Zaten radyo televizyon içindesiniz. <laughs> Her yayın kuruluşun olduğu gibi bizim yayın kuruluşumuzun da reklam servisleri var dergi çıkarırsın, gazete çıkarırsın, radyo yayını yaparsın, televizyon yayını yaparsın. Bunlar reklamsız ayakta duramazsın. Peki reklamcılar ne satar? Elma mı satar, armut mu satar? Duymuyorlar bizi değil mi? <laughs> bir yerde hayal satarlar. Tamam. Hava satıyor. <laughs> Elda uçta görülen bir şey yok. Evet. El davuşta görünen bir şey yok. İşte Türkiye Gazetesi'ne reklam verirsen, TGRT'de, işte TGRT FM'de, Tegeret Televizyon'da, ...Tegeret Belgesel'de reklam verirsen, işte bak şu kadar okuyucu, şu kadar dinleyici, şu kadar izleyici var. Sen işte şöyle kazanırsın, böyle kazanırsın. Ortada bir şey yok ama. Evet. Adamı ikna ediyorsun. Olmayan bir şey satıyorsun. Değil mi? Doğru. Olmayan bir şey Belki de o reklam servisine çalışan o arkadaşın dediğinin kat kat daha fazla sorur. Belki de hiçbiri olmaz. Değil mi? Evet. Belki de hiçbir olmaz. <laughs> Haşa teşbih tahta olmaz diye girdim o konuya da. Peygamberler aleyhissalatü vesselam işte cennet var diyorlar. Cennette öyle nimetler var ki. Öyle köşkler var ki. Öyle nimetler var ki. Sen de bakıyorsun şimdi. Bu nerede? Ee, bu Antalya kıyılarındaki gibi mi? Marmara Denizi'nin kenarındakiler gibi mi? Ege Denizi'nin kenarındakiler gibi mi? Filipinler'deki gibi mi? Endonezya'daki gibi mi? Hawaii'deki gibi, gibi mi? Hawaii'deki gibi mi? Fildişi sahillerinde olduğu gibi mi? Değil. E gördün mü? Yok. Onlardan daha güzel hatta. Ha onlardan daha güzel. Öyle kıyas anlatılıyor. Bile, kıyas bile kabul edilmez. Gördük Onlar, mü? Gördük mü? Yok. Nerede? Yani, reklamcı ikna ederken diyor ki sen gördün mü bunun neticesinde böyle söylüyorsun. Yok görmediği görmedi. Hadi diyelim ki o reklamcının bir tahminidir bu. Ama bunu haber veren peygamberlerinki tahmin değil. Hayal de değil. Veya aynı şekilde ikna için hava basmak da değil. Ne diyeceksin peki? i̇mam bana Rabbani Kutu bir ifade kullanmış peygamber Femiz için. Muhbiri sadık buyuruyor. Muhbir haber veren, sadık doğru haber veren demektir Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Femiz için kullanıyor bu haberi, bu ifadeyi muhbiri sadık. Ne bildirdiyse 124 binden fazla gelen peygam, e, fazla sayıları bunların hepsi ne bildirdiyse mutlak doğru. Bunda şüphe, tereddüt yok. Yani reklamcının hayal sattığı gibi satmıyor. Öyle bir durum da yok. Ve reklamcının orada bir menfaati var. Ne kadar çok reklam alırsa maaşının dışında prim de alacak. Değil mi? Evet. Öyle bir avantaj da var. Ama bir peygamberin öyle bir şey yok. Tam tersine taşlıyorlar o peygamberi. Yuhalıyorlar. Dövüyor. Harp ediyorlar o peygamberi. Öldürmeye kast ediyorlar. Ama buna rağmen vazgeçmiyorlar. Hayır diyor. allah Teala böyle bildirdi. Ve en son gelen öbürleri ruhen miracı olduğu bir peygamberlerin buyuruyor. Ama ruh ve beden beraber Muhammed Aleyhisselam'a nasip oldu. Ama kim gitti, kim gördü, kim geldi deniyor. Peygamberimiz miraç gecesi gitti, cenneti de cehennemi de baş gözüyle gördü ve geri geldi. Onun için de hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Niye? Ne? Çünkü insanlar fevç fevç dalga dalga cehennemi gözleriyle gördü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oraya gittiğini gördükçe ızdıraba atıyordu ...Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Felaket bir yere gidiyorlar. Ha, gitmeyin oraya. Ha, ha, nereye gittiklerini görüyor çünkü. Evet görüyor. Peki allah Teala dileseydi perdeyi kaldırırdı gösterirdi. Göstermedi. Kayba imanı emretti. Çünkü burası imtihan yeriydi. Çile yeriydi, sıkıntı yeriydi. Gayba iman. O peygamber aleyhissalatü vesselam doğru sözlü olduğunu hayatından şeyinde başlayınca ha bu doğru söylüyor bunu dediği doğru inandım diyecek. Tercihini insana bırakmıştı allah Teala. Ama davet ettiği yeri görmüyoruz. Gayba iman esastır. Hatta imanın altı şartından önce... ...birinci esas gayba iman... ...ikincisi de hubbu fillah, budu fillah... ...Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir buyuruyor. O sana imanın altı şartı sayılıyor. Gayba iman. Cennet bizim için gayıptır. Cehennem gayıptır. Miraç, e, e, mizan, haşr, neşir... ...mahşer, kabir hayatı... ...bizim için kayıp. Çünkü gözümüzle bakıyoruz, Gör. dünya gözüyle görmüyoruz. E, peki evliya olunca? Evliya olunca görüyor... Onları görüyor. Hatta büyükler buyuruyor ki allah Teala'nın sevgili kulları bir kimsenin yüzüne baktığı zaman onun hangi günah işlediğini bilirler buyuruyorlar. O da dehşet bir şey. allah Teala her an bilir. allah Teala sevgili kulları da bilir buyuruyor. Yüzüne çarpar mı? Hayır. allah Teala çarpmadığı gibi onlar da aynı şekilde yüzüne çarpmaz. O işlediği günahı yüzüne çarpmaz. Ama ortaya anlatırlar. Sen ders çıkarırsan çıkarırsın çıkaramazsan Rabbim selamet versin deyiverirler. verirler. O ayrı bir mesele. O ayrı, ha, de, derler mi demezler gene. Yine daha aynı şekilde o sıkıntıya ...hani sonunda tövbe eder diye beklerler... ...şey bile öyle... tarafından yarattığı melekler mesela... E, ...sağda ve solunda bulunan... ...kira melekleri... ...sağdaki soldakinin amiridir buyuruyor... ...bir günah işlediği zaman soldaki yazar... ...sağdaki de iyi şeyleri yazar... ...günah işleyince soldaki yazmaya kalkınca... ...sağdaki amir olduğu için bekle diyor. ...bir saat iki saat üç saata kadar bekletirmiş... ...tövbe, tövbe, tövbe, tövbe edebilir belki. diye... ...tövbe edebilir diye... ...tövbe ederse hiç yazılmıyor buyuruluyor... ...hemen aklı başına gelir de tövbe istiğfar ederse... ...hiç yazılmıyor yazılm Dolayısıyla <laughs> e, bunların hepsi kayıp ama. Ben sağıma soluma bakıyorum. Göremiyorum. Göremiyorum. Melekleri de göremiyorum. Melekleri de göremiyorum. Ama inanıyorum bunlar var. Bunlar ina, inanıyorum bunlar var. Çünkü bize bunu muhbir Sadık Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz bildirdi. Ve onların varisleri bildirdiler. Mutlak doğru mu? Evet mutlak doğru. Kendi hayatımdan şüphe ederim fakat onlar bildiklerine şüphe etmem. İman da öyle olmalıdır biliyor. Ehl-i sünnet alimleri. Öyle olmalı. Dolayısıyla şimdi hal böyle olunca, hal böyle olunca, ee, hakikaten ee, Allah u Teala'nın dinine davet işi çok çileli, çok sıkıntılı. Niye? Davet ettiğin şeyi gösteremiyorsun ki. Davet ettiğin şeyi gösteremiyorsun ki. Bir şey satıyorum, yani yine reklam bir şeyiyle bir şey satıyorum diyorsun ama sattığın şeyi gösteremiyorsun. Gösteremiyorsun. Evet. Ama diyorsun daire satıyorum, devre mülk satıyorum, halı satıyorum. Nerede? İşte. Ha, Tamam. Tamam. Araba satıyorum. Aha galeride. Onu evet. görüyor adam tamam diyor. Falan. Ama öbürsünü gözde görmüyor. Gözde göremiyor. Dolayısıyla ha, adam uyduruyor diyecek. Allah'tan gönderdiği peygambere demediler mi? Sihir bu dediler. Büyü bu dediler. Ya Allah Teala da insanları aynı şekilde gözlerini açması için hangi peygamber zamanında, hangi peygamber zamanında insanlar hangi konuda yükselmişlerse onun üstünde mucizeler yaratıyor. Mesela İsa aleyhisselam zamanında o zamanki doktorlar tıp iki şey karşısında aciz kalıyormuş Mustafa Bey. Bir anadan doğma ama olanın gözünü açamıyorlar. Görmez diyorlar, olmaz bu. Bir de ölü dirilmez diyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Bugün bile bizim aciz kaldığımız çok şeyde bunlar ameliyat yapıyorlar. E, çok şeyde başarılar yani. i̇ki şey karşısında. Öbürlerinin hepsini ha hallediyorlar. E, hala da öyle mesela. Anadan doğma görse göz açılmıyor. Açılmıyor. Ve e, İsa Aleyhisselam'a Allah-u Teala mursurak anadan doğma ama olan dua ediyor göz açılıyor. Diyorlar ki olmaz mı? Nasıl olur? Adam görüyor mu? Diyor. Allah Allah. Ölü dirilmez diyorlar. Dua ediyor. Kabirden kalkıyor adam. En sonunda bakmışlar demişler ki bu demişler belki yeni veya tabii bir asır iki asır öncekileri falan diriltiyor. Ta Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun vefat edip defnedildiği bir yer. İşte nesilden nesile burası orası diye bildiriliyormuş. Götürmüşler. Davet etmişler İsa Aleyhisselam'ı. Demişler bunu dirilt bakalım. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Nuh Aleyhisselam elini, şey, İsa Aleyhisselam elini açıyor. Dua ediyor. Dua toprak yarılıyor. Bu kabirde çıkıyor. Buyur diyor ey Allah'a nebisi. Onlar da görüyor. ...saçları beyaz olmuş. İsa Aleyhisselam diyor ki benim bildiğim, bana bildirilen senin saçın simsiyah olduğu idi. Niye ben beyaz oldu? Sen beni çağırınca kıyamet koptu zannettim. Onun dehşetinden saçlarım ağardı diyor. Ve kendisini tanıtıyor. Kendisini tanıtıyor ve ondan sonra da İsa Aleyhisselam e, diyor ki dua edeyim istersen Allahu Teala sana ömür versin. Dünyada biraz daha yaşa. Yok diye istemiyorum. Niçin diyor istemiyorsun? Allah diyor kaç asır geçti bilemiyorum diyor ama hala ruhumun bedenden alınışı anındaki o acı hala daha diyor kalbimde. O acıyı tekrar yaşamak istemiyorum. Ölüm acısı yani. Evet. Yaşamak istemiyorum. Yani İsa Aleyhisselam zamanında allah Teala bunu yaratıyor. Musa Aleyhisselam zamanında da sihirde o kadar ileri gitmişler ki. O kadar ileri gitmişler ki allah Teala da Musa Aleyhisselam'a elindeki asayı, çomağı yani sopayı yere koy, koyuyor. Ejderha oluyor. Bakıyor ki bununki ki diyorlar sihir. Biz de diyor, sihirbaz çok. Bunun sihirini halledelim. Topluyor bütün sihirbazları Firavun. Hadi diyor gösterin. Bütün sihirbazlar marifetlerini gösteriyor. Herkes birer yılan falan böyle geliyor falan. Allah-u Teala vahy ederek bırak elindeki asayı bırakıyor. Koca bir ejderha oluyor. Takır 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 takır. sihir olarak yapmış olduğu yılanların hepsini yutuyor. Sihirbazlar bir bakıyor. Vallahi diyor bizimki sihir ama bununki değil diyor hepsi iman etti. Firavun da kızdı. Sizin diyor, ele başınız buymuş demek ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocanız. <gülüyor> Hocanız buymuş diyor. Çoğunda cezalandırdı. Öldürttürdü bile. Ya açıkça dediler ki yok. Yani bizimki evet sihirdi. Sihirde zirve yapmışlar. Ama bir sopayı bırakıyorsun canlı oluyor. Bu Allah'tan'ın kudretinden başka bir şey değil. O sihirbazlar dediler ki yok. Bizimki hikaye göz boyu. Anladılar. Ama diyor bu diyor gözlü evet, sihir göz, gözlü göz değil. Anlamadım. sihir olmadığını anladılar. Peygamber Efendimiz zamanında da Arap dili ve edebiyatı tavan yapmış. Ebu Cehil sıradan adam değil. Yani Arap dilinin yani lehçelerin çoğunu biliyor. Nesir, şiir, kendi de edebiyat mezunusun daha iyi biliyorsun. Zirvede. Ve Kur'an-ı Kerim'e yani Peygamber Efendimiz'e karşı geldiği halde Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman yani orada orada bulunmak arzusunda. Koşup geliyor dinliyor. Bir gün Utbe bin Rabia diyor ki arkadaş kendimizi alamıyoruz. Gidip yine dinliyoruz diye. Geceleri peygamberimiz yüksek sesle tilavet edermiş. Yasaklamışlar. Bunlar gene gitmişler. Diyor söyle bana diyor. Ne dersin buna? Vallahi diyor bu diyor insan sözü değil. Çünkü ben diyor bütün şiirin ve edebiyatın belahatını, fesahatını, şiirin de nesrin de iyi bilirim. İyi biliyor da insan İnsan diyor böyle bir söz söyleyemez. İnsan sözü olsa kimin söylediğini de bilecek zaten. <laughs> bilecek. E burada böyle olacak falan diyor. Mümkün değil. O zaman diyor kavgamız niye? diyor ki ya diyor hani bu diyor peygamber Abdullah yetimine değildi sana sana. Aslında diyor ki ya benim gibi adam dururken niye oraya gitti? Bir yanlışlık oldu. <laughs> Tövbe ya Ya yani allah Teala da Kur'an-ı Kerim onun üstünde. Ondan sonra da meydan okudu. Böyle bir söz söyleyin. E söyleyemediler. Söyleyemediler. Asırlardır o meydan okuma duruyor. Yani aciz kaldılar. İsa Aleyhisselam verilen mucizelerde de aciz kaldılar. Ölüyü diriltemiyorsun. Amayı açamıyorsun. Ve şey de Musa Aleyhisselam'a verilen de yapamıyorsun. Koy sopayı ejderha olsun. Olmuyor. Ancak allah Teala'nın kudretiyle olur o. allah Teala'nın kudretiyle olur. Şimdi yani allah Teala peygamberlerini mucizelerle de kuvvetlendirdi. Buna rağmen insan inat etti. Taşladılar. Sihirbaz dediler. Hokkabaz dediler. Bunun işte bilmem bugüne kadar bilinmeyen bir büyü dediler. Peygamber Efendimiz de öyle dediler. Bir toplandılar Mekkeliler de ne diyelim ne diyelim sihir bazıları dedi ki ya sihir değil dediler ya Araplar da biliyor bunu sihir olmadığını. E ne diyelim falan. En sonunda dediler ki bugüne kadar keşfedilmemiş bir sihir diye. <laughs> <laughs> her her istediklerini <laughs> yaptı peygamber efendimiz yani. Ay ikiye, Ay bölündü. ikiye bölündü. Daha ne? Ay olsun? ikiye bölündü. E sahabe kerim kendi gözleriyle gördü bir harpte 10 parmağını böyle tutuverdi şakır 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 10 tane musluk gibi su aktı. E bunu gözleriyle gördü. Müslüman olmayanlar da gördü bunu. Gözleriyle de bunları gördüler. Yusuf Aleyhisselam hayli yaşlanmış. 67 60-70 yaşına gelmiş Hazreti Züleyha için örtü örtü dua etti. Allah gençliğini verdi. İnsanlar gördü. Yani 10 dakika önce yaşlı ama bir kadındı bu. 10 dakika sonra gözleri açılmış. 18 yaşında kadın gibi oldu. Vücut ya, şeyleriyle beraber böyle. Şimdi dehşetli bir şey bu. Dehşetli bir şey bu. Yani bunun karşısında <laughs> aciz kaldılar. Ha Nasibi olan, aa dedi bu dedi benim aklımla anlayamayacağım bir şeydir. Yani peygamberler bu e, mucize gösterme yarışında değillerdi. Peygamberlerin e, varisi olan evliya da mucize gösterme yarışında ama şey peygamber gösterme yarışında değildi. <laughs> Sırf insanlar aynı şekilde şey yapsınlar diye ikna olsunlar diye tercihlerini düzgün yapsınlar diye Allahu Teala olağanüstü haller yaratıyordu. Mesela Şahın Akşemet Hazretleri bir gün Ceyhun Nehri kenarına mı Seyhun Nehri kenarına mı talebeleriyle gitmişler piknik için. ...orada şey yaparken bir edepsine her asırda varmış demek ki... oraya geliyor falan işte soru sorarken falan aslında dalga geçiyor... ...ya yani önceki evliyada işte keramet oluyor... ...daha nesim sen, sen de görünmüyor da falan der gibi... ...böyle abuk sabuk şeyler sorunca... mübarek Celal'lenmiş... ...bu büyükler öyle büyük ki demişler... <laughs> ...bu nehre tersine ak deseler... ...nehir durur tersine akar... ...zın diye nehir durmuş tersine akıyor... ...yokuş yukarı akmaya başlamış... ...herkes aa oh, böyle bakınca... ...hemen mübarek kendine gelmiş... ...tabii o gayretullahla söylüyor onu... Şöyle bir bakıyor. Maksadımız bir sel vermekte buyuruyor. Nehir yine normal akışına devam ediyor. Normal yine akışına devam ediyor. Ya yani insanlar zannediyor ki efendim işte o böyle yapıyor. yok onunla alakalı değil bu Allah Teala'nın kudreti. Senin yakının hasıl olsun diye. Dolayısıyla insanlar inansın, insanlar iman etsin, ateşte yanmasın diye biz bunun en canlı misalini Emre abi de görüyorduk. En canlı misalini Emre abi de görüyorduk. E, tabii Emre abilerin de insanlar üzerindeki itibarını şey yapabilmek için o ihlas finans sebebiyle e, ...o Föteciler de dahil, Mürtedler dahil... ...Masonu dahil... E, ...o zamanki aynı şekilde kitapsız kafir... ...kitaplı kafir neyse... çullandılardı. Fakat vazgeçmediler. Vazgeçmediler. E, yine din-i İslam'a... ...hizmet edebilmek için... ...ömrünün sonuna kadar... ...Emer abiler gazeteyle, televizyonla, kitapla, radyoyla... ...elinden geldiği kadar ne kadar fırsat verirse... ...o fırsatların hepsini değerlendirdiler. Hepsi şahit, ziyar, mahşerde... ...hepimiz önüne çıkacak... O iftira edenler, ondan sonra aha, hakaret edenler, önüne taş koyanlar onlar da geçecek. Onlar da ölüyor. Küçümseyenler, dalga geçtiğini zannedenler. Hakaret edenler, onlar da aynı şekilde çıkacak. Onlar da şey yapacaklar. İhlas finansal parası olmayıp da efendim parasını yediniz diye bağıranlar, onlar da aynı şekilde ölecek. Onlar da orada çıkacak. Orada herkes görüşecek. Ak mı kara mı? Eğer mahşer gününe inanıyorsan, söylediğin sözlerin de arkasındaysan, orada aynı şekilde hepsi meydana da çıkacak. Dolayısıyla <laughs> allah Teala e, giden yol Çilesiz değil, rahat değil, bir eli yağda bir eli balta şeklinde değil. Bir eli yağda bir eli yağda şeklinde değil. Çilesiz hiçbir hizmet olmaz. Bir dava ne kadar çileli ve sıkıntılı olursa o kadar da uzun ömürlü olur buyuruyor. İslamiyetin başlangıcında çekilen sıkıntılar erbabınca biliniyor, bellidir. Peygamber Efendimiz benim çektiğim eziyet gibi hiçbir peygamber eziyet görmedi buyurmuştur gelmiş ve gelecek bütün insanların çektiği çileden sıkıntıdan daha fazlasını Resulullah Efendimiz çekmiştir. Zira insanlara bir şey vermek, bir kültür vermek, bir inanç vermek, hizmet vermek dünyada yapılan en zor iştir. Evet. Mesela bir zamanlar ihlas turizm vardı. Ben bir sefer bir gördüm bir Hindistan seferi olmuştu ihlas turizmle gitmiştik. Evet. O zaman yakinen gördüydüm. bile pek yanaşmıyordu öyle şeylere. Sonra elden çıkartıldı o turizm şirketi. Üç kuruş para veriyor ya... Bir de bir hacca gidiyorduk yine... İhlas turizmi ile gidilmişti o zaman da... Adam... Ee, yani ne versen memnun olmuyor... Yani para veriyor ya... Onun karşısında hizmet veriyorsun... Hizmet veriyorsun... Başlıyor aynı şekilde konuşmaya falan... Sanki şey gibi falan... Mesela... Emre abiler Allah rahmet eylesin... Bütün o sıkıntılarların kuzulukta kaplıca... İlk devre mülkleri... Emel abi devreye sokmuştu... <laughs> adam oradaki yapılan camide namaz kılmıyormuş bazıları. Bunlar dindar sofu geçiniyor falan neyse. O zaman Allah rahmet eylesin Mustafa amca vardı vefat etti. O demiş ki ya niye demiş ki, gelmiyorsun camiye? E demiş o faiz parasıyla yapıldı. Allah, Allah Niye? Bankadan kredi çekildi öyle yapıldı falan. E zaten onlar satılırken senetler otomatik olarak bankaya yatırılıyor. Bankada onlar karşısında para veriyordu. O senetlerin karşısında para veriyordu. O zaman sormuş peki demiş sizin evler neyle yapıldı? Oturduğunuz buradaki devre mülkler biz, biz para verdik diyormuş adam verdiği üç kuruşla o bina yapılacak. Hmm, tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> ya i̇nsanlar bir şey söylüyor da, insana bir şey söylüyor da. Ya söylediği şey kendin inanıyor musun, inanmıyor musun? Dolayısıyla, dolayısıyla ee, bir şey var. Vaktimizde daralıyor da. Şimdi Nasrettin Hoca merhum bir gün oğluyla beraber merkepleri varmış. <laughs> yolculuk yapıyorlar. Kendisi merkebe binmiş. Çocuk da aynı şekilde yanında yaya. Bir adam birisi karşılaşmış. Hoca utan demiş ya parmak kadar çocuğu yürütüyorsun kendin büyüyün. Ha, kendin binmişsin demiş. Ha demiş peki inmiş çocuğu bindirmiş. Kensiye'ye. Ondan sana bir başkası çıkmış karşısına. Hoca demiş ya utan demiş ya koca delikanlıyı bindirmişin Parmak kadar çocuk koca delikanlı oldu. Delikanlıyı bindirmişin yaşlı adam kendin yürüyorsun falan. Doğru demiş. Oğlum ne yapacağız ikimiz de binelim demiş. Merkebe ikisi de binmiş, kendi öne binmiş, oğlunu arkasına almış falan. Birisi gelmiş, hoca demiş, ufacık hayvana iki koca adam binmişsiniz demiş, ayıp değil mi falan. Ha, doğru demiş, inelim. İniyor, önde merkep boş, bunlar baba oğul yürüyorlar. Bir başkası, hoca demiş, ben seni akıllı birisi zannediyordum, hayvan boş gidiyor, siz de yeğen gidiyorsunuz demiş. Ya. Ondan sonra dönmüş oğluna. Önemli olan burası. Bak oğlum demiş, bu insanların her halükarda söyleyecekleri bir laflar vardır her halükarda yani iş kimseyi memnun edemezsin. Evet. Hele mesela biraz önce arz ettiğim <laughs> bir kültür değiştireceksin, bir inancını yıkacaksın, doğrusunu yerleştireceksin, hizmet vereceksin. Dünyada yapılan en zor iştir bu. Kız çocukların deli toprağa gömen, ondan sonra birbirleriyle... en ufak bir hadisede harbe giren, savaş yapan, savaş evet. yapan ve en ufak bir hadisede birbirlerine hırlayan bu insanlar kardeş oluyor. Birbirini seviyor, kucaklaşıyor. Kaba, sabah, kültürsüz. Ha, kültürsüz. <laughs> Çöl, Evet. Ee, insanı ve kıyamete kadar peygamberlerden sonra insanlığın zirvesindeki insanlar durumuna veriyor. bir sırada yer alıyorlar evet. bir sırada yer alıyorlar ve ehl-i sünnet buyuruyorlar ki <laughs> eshab-ı kiramın en aşağı seviyesindekinin derecesine sonraki gelen ne kadar yüksek olursa olsun bir evliya yükselemez buyuruyor yükselemez buyuruyor öyle bir şerefen aile oldular Öyle bir şerefe nail oldular. Peki bu neyle oldu? Peygamber Efendimiz'in sabrı, şefkati, merhameti sebebiyle oldu. E, Mekke'nin fethinde yedi sekiz kişinin e, yani idam fermanı vardı. Ama hepsini affetti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bunlardan birisi Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebu Cehil'di. E, hatta Mekke'ye girerken Peygamber Efendimiz savaşılmayacak dediği halde bu karşı koydu. Sonra da baktı ki başaramayacak kaçtı. Hanımı geldi peygamber efendimize. İkrimi bin Dedi ki kocam için eman istiyorum. Eman ne demek bu sahabe biliyor musun? Şimdi mesela Türkiye'de büyük var. Gidiyorsun sığınıyorsun. O devletin şeyi o. Yani, toprağı Toprağa Dokunamıyor. Dokunamıyorsun. Kim? Giremiyorsun. Ha. Kendi ülkende ama giremiyorsun. Öyle bir şey. Onun için hatta mübalağalı anlatırlar da Araplarda bu çok yaygınmışmış. Bir kabileye birisi aynı şekilde gelip teslim oluyor. Kabile buna eman veriyor. Öbürler gelmişler almak için kabilenin yarısını feda etmiştir. Yani böyle bir durum söz konusu. Hayır. Geliyor eman istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peki buyuruyorlar. Eman verdim. Kalkında ne, ne hanımmış ha. Atlıyor ata yanına bir kişi alıyor. Vın. Kızıldeniz'de işte kocası gemiye binmek üzereyken yakalıyor. İnsanların en iyisine sana diyor eman aldım. Doğru mu söylüyorsun diye, Evet diyor. Vazgeçiyor gemiden. Kaldı ki öldürülme emri var kendisi hakkında. Duymuştu onu. Hanımının sözüne itibar ettiği dönüyor. Doğru peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkıyor. Diyor ki hanımından için falanın kızı yani benim hanımım benim için sizden eman almış siz de eman vermişsiniz doğru mu diyor. Evet diyor benim emanım altındasın. Bakıyor bakıyor diyor ki gerçekten diyor bunu peygamber olmayan bir kimse yapamaz diyor. Yapamaz çünkü babasının yaptığı eziyetleri biliyor. Olamaz. Ve İslamiyetle şereflendi. İkrime bin Ebu Cihid radıyallahu teala an hazretleri oldu. Dolayısıyla çilesiz, sıkıntısız, meşakkatsiz dünyada diğer işler olmadığı gibi allah Teala'nın dinine hizmet mümkün değil. Peki bir şey söylemiştiniz de peki biz ne yapabiliriz? Bize öbürleri gibi gelmez. Bize öbürleri gibi olmaz. Ha, akaretten olabilir, söven olabilir, dedikodusunu yapab yapabilir, ağzımıza biber süren de olabilir, fermuar çektiren de olabilir de, ee, yani bunların e, bunları da aynı şekilde kulak asmamalı ve itibarda etmemeli, itibarda etmemeli çünkü bu yol çileli bir yol, Allah giden yol, çileli bir yol. Dolayısıyla Peygamberler bu çileden geçmişler, varisleri bu çileden geçmişler. E, ama şurası kesin. İmam-ı Rabb'in sözleri buyuruyor ki bizim kalbimizdeki huzuru sultanlar bilse bu huzuru bizden almak için bize harbi ilan ederler. Zahiren sıkıntılı ama kalp huzurludur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı